Kardeşim iki gündür evin içinde kafayı yiyecektim ya. Yeşilliği gördün mü mangalı kuracaksın aga. Yaşar abi telefonun çalıyor. Yenge arıyor galiba. Kardeşim sen telefonu uçak moduna al. Şu ateşi yakayım hele ben. Abi yenge mesaj attı. Ne diyor gene aşağılık? Şey yazmış, akşam eve gelirsen ananı arvadını babanı atanı yoğurtlar yoğurtlar. Tamam duvar... okuma tamam tamam. Bak 40 yılın başında arkadaşlarla bir pikniğe çıkalım dedik. Onu da zehir etti. Bak oturduğu yerden moralimi bozmayı başardı. Yaşar abi öyle deme, belki seni merak ediyordur abi. Kardeşim bak birazdan iftarımı açacağım. Aziz mübarek ayın içindeyiz. Yani Allah toprak yengeni alsın da geri vermesin inşallah. Abi gel sakinleş, bir marshmallow yapalım. Ya arkadaş marshmallow ne ya? İnsan bir künefe münefe getirir. Hele bak ateşin üstünde lokum pişiriyoruz ya. Zaten benden şans olsa anam beni kız olarak sıçardı. Ya Yaşar abi bir tadına bak, vallahi güzel. Dur hele bir bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel mi abi? Bu neyle, durnaklı ekmek gibi. Maksat karnım doysun diye yedim ha. Kardeşim şu yaktığımız ateşi de bir söndürek de bizden sonra gelenler hele bak nasıl bırakmış diye anamıza bacımıza mızrağı sokmasın yani. İyi yaptın abi. Kardeşim akşam eve giderken milletin salatalığını eve götürmenin bir anlamı yok. Yaşar abi bir yardım et de şu yemekleri bir yapalım ya. Bak domatesi balcanın içine koymuşsun, yağı içine koymamışsın. Eşek gibi arvatsın aynı ya. Abi ne bileyim ben ya. Kadınım diye de burada geçiniyorsun. Oğlum bu niye pişmiyor la? Oğlum ocağın altını yakmadın mı sen? Abi yakmayı unutmuşum ya. Tövbe yarabbi. La geç şu fırının içine kafanı sok, beni uğraştırma. Manyak canavar. Oğlum yemeği ben yapayım. Temizliği ben yapayım. Bir de gelin geceleri kocan beni yesin, tamam mı? Tam olsun. Abi öyle deme ya. Yok yok, doğru doğru. Valla doğru. Bir yapıştırmadınız kaldı bana. Oğlum sen bu patatesi yıkamadın mı la? Ya sabır yallah. Günde iki paket cigara içiyorum. Bir korona morona olsam var ya. İki gün sonra taziye evini açarsınız Allah'ıma.